19 Mayıs Üniversitesi 40. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara hizmet sunacak olan Engelsiz Kütüphane'nin açılışına sevilen dizi oyuncusu Erkan Petekkaya, Samsun Valisi İbrahim Şahin, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan, öğretim görevlileri ve görme engelli öğrenciler katıldı. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben bunu alacağım. Engelsiz Kütüphane açılışına katılan Erkan Petekkaya, kütüphanede gördüklerimden çok etkilendim dedi. Bu tür hizmetler, bu tür teknoloji yayılır. Çünkü gerçekten birçok engelli dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz var. Onlar da sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayatı tabii ki hak ediyorlar. Her yere yayılır dilerim. Sayın Rektörüme, sevgilerime saygılarımı sunuyorum. Bu tür bir çalışmayı başlattı ve dışarıda için. Vali İbrahim Şahin açılışla ilgili değerlendirmede bulundu. Ben rektörümü kutluyorum çünkü gerek görme engelliler gerek işitme engellilerle ilgili epeyce kafa yormuş, çalışmış bir insan olarak etkilendim içeride yapılanlardan. Tabii Erkan Bey'in buraya gelmesi, engelli kardeşlerimizle beraber olması, onlarla söyleşi yapıyor olması bizim için de önemli. Çünkü farkındalığı oluşturmak çok önemli. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akan, herhangi bir engeli bulunan bütün öğrencilerimizin hatta tüm vatandaşlarımızın eğitim alma özgürlüğünü sağlama yolunda gayretler gösteriyoruz dedi. Herhangi bir engeli bulunan bütün öğrencilerimizin hatta üniversitemiz öğrencisi olmayan tüm vatandaşlarımızın eğitim alma özgürlüğünü sağlama yolunda gayret gösteriyoruz. Bunu hem kampüs içinde rahat dolaşabilmesini, istediği yere ulaşabilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hem de istediği bilgiye çok kolaylıkla ulaşmasını sağlıyoruz. Ekranların sevilen dizi oyuncusu Erkan Petekkaya, Haberax mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Ablalarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Samsun'da bir medya kuruluşu kurduğu için ve Samsun'a medya konusunda yardım ettiği için ben buradan sevgilerimi, saygılarımı söylüyorum. İnsanlar evlerinden çıkıyorlar, sabahleyin işlerine gidiyorlar. Geceleyin geliyorlar evlerine. Böyle bir buçuk iki saatleri var. O iki saatte dizi izliyorlar. Eğer o dizide, yani izledikleri dizide ya da benim yaptığım performansla, performans neyse, biliyor musun? Yani orada ben onlara eğer gün boyunca yaşadıkları stresi, yaşadıkları gerginliği, işte ustabaşıyla kavgası, bilmem nesiyle bilmem nesi, oysa bu su, oysa bu su, bir buçuk saat boyunca unutturabiliyorsam eğer, bu benim başarımdır. Tabii mi? Ben onun peşindeyim. Çünkü hayat gerçekten çok zor. Hani Türkiye'de çok zor. İnsanlar çok zor ekmek kazanıyorlar. Ve evlerine geldiklerinde çok stresli geliyorlar. Dolayısıyla onlar evlerine geldiklerinde ve ben ekrana çıktığımda onlara o yaşadıkları bütün günü unutturmak zorundayım. Bu benim görevim.